sorular programından. Hepinize hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri programımızda kim var? Çok uzun zamandan beri kendisini programda çok ağırlamak istemiştim. Bugüne nasipmiş değerli Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek. Hoş geldi. Ve ilk soruyu hemen. Hoş bulduk demeden hiç böyle fırsat vermeden ilk soruyu soruyorum. Diyorum ki Muhittin Şimşek hocamız Arap'ta mı? Buraya gelmeden önce <gülüyor> <gülüyor> İslam tarihinin şey e, İslam Ansiklopedisinin Arafta maddesine baktım. Aslında e, bizim anladığımız manada bu galat meşhur olmuş olan Arafta ne orada ne buradan belirsiz bir haldeki bir durum bir hal olmanın ötesinde anlamlar da ifade ediyor. Bence çok da fena bir şey değil yani. Ee, hatta oradaki şeye göre işte öldükten sonra e, kıyamete kadar olan süreçteki dönem Araf olarak değerlendiriliyor Cennet ve cehennem arasındaki o muhakeme dönemindeki Uf, evet. e, Araf'ta olarak değerlendiriliyor Ama sizin e, e, daha doğrusu seyircilerimizin anladığı anlamda böyle arada derede anlamına gelen Araf'ta mı? Hayır yok değil çok Hı. netim çok mesela öyle galati meşhur dediğimiz e, termolojiden terminolojiden girersek hiç olmadı mı hocam? Arafınız. Hiç olmadı mı? Çok düşünelim, güzel bir düşünelim. Soru. düşünelim, düşünelim. Çok güzel bir soru. E, hocam olmuştur ya. Yani. Emin ol. Olmadı. Emin ol sanki olmadı. Hamdolsun <laughs> Allah'a. Emin olmadı. Bunun belki de altında yatan ana sebep e, her şeye Biraz optimist bakış açısından kaynaklanıyor gibi geliyor Hı -hı. bana. Çünkü hiçbir olay, hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Eğer Hı -hı. arafta olduğumu zannettiğim hal bile olmuşsa eğer, Hı -hı. onun bir sahibinin olduğunu hep inanmışımdır Hı -hı. ve bilmişimdir. Ve benim elimde olmadığını da inanmışımdır. Bir Külli irade var, bir cüz'i irade var. Değil mi Hı -hı. efendim? Evet. Külli irade bize çizilmiş olan sınırdır. Onun dışını zorlamanın bir alemi yoktur. Çıkamazsın zaten külli iradenin dışına. Hı -hı. Ama sana verilmiş olan cüz'i iradeyle en alttan en üste, en sağdan en sola gidip gelebilirsin. Oralarda oynayabilirsin. Bu oynayış da aslında özü arayıştır diye düşünüyorum. Çok güzel. Çünkü... İnsan doğduğu andan itibaren özünü arar, fıtratını arar. Özlemek, Oradan öze olan düşkünlüktür, arzıdır, istektir değil mi? Çok. Özümsemek, o özünü yine arayıştır, aramaktır, bulmaktır. Aramak da bir bulmaktır aslında. Çünkü her arayan bulmaz ama her bulan arayanlardandır. Öyleyse ben burada Sayın İbrahim Kalın'ın kulağını çınlatmak istiyorum. Onun son zamanlarda çıkan Öze Yolculuk diye bir hmm, kitabı var. Biliyorum. Onu gençlerimize şiddetle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir... Estağfurullah hocam. Bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela aradığımız dışındaki her şeyi buluşumuz o şeyi bulmadığımız anlamına gelmiyor Hayır. diyorsunuz. Ha, çok enteresan. Neden? Doktora gideriz, doktor bize ilaç verir. Evet. Doktora şu lüksümüz yoktur. Doktor bana bu acı ilacı verme. Bu ilaç acı, ağzımın tadını bozuyor deme lüksümüz yoktur. Çünkü o ilacın acı ya da tatlı olmasından öte, onun sana gelip gelmeyeceğini bilen kişi doktordur. Ve bize bu halleri veren de bizi yaratan ve bizi her şeyimizle, bilen odur. Hiçbirimiz Esra Hanım Ebul Vakt değiliz. Hepimiz İbnül Vaktiz. Yani zamanın çocuğu. Ebul Vakt haşa bizim öyle bir şeyimiz yok. Zaman burada çok önem kazanıyor o zaman. Nedir zaman nedir sence? programı ben yapıyorum ben Allah sorarım deme. Allah'ım ekber. <laughs> Zaman, Zaman nedir? Bana Mesela göre... zamanın katma değeri var mıdır? Vardır. Vardır. Mesela muitisim şey bu programda olması. Es, es, estağfurullah. Hayır. Eee <laughs> şükran nimet olarak diyorsanız eyvallah kabul ederim. Şükran nimet olarak diyorum hocam. Kabul ediyorum. Evet. Şimdi bugün ben birkaç zamandan beri Ramazan-ı Şerif girdinden beri aslında Katma değeri düşünüyorum. Her şeyin bir katma değeri var, değil mi? Üzerindeki el, üzerinizdeki elbise önce pamuktu, iplik oldu, kumaş oldu, elbise oldu. Elbise oldu ama İtalya'da Milano'da bir e, meşhur bir moda tasarımcısının elinden çıktı. o ipliğe katılan değer bin kat arttı. Hı? Bir demir ve çelik cevherini cevher olarak aldınız, onu Demir çelik fabrikasında döktünüz, hı hı. demir çeliğe dönüştürdünüz. Sonra onu tornada, frezede, CNC'de işlediniz. Makine parçası haline getirdiniz. O bir piston oldu. Tohum bünyesine girdi ve ne oldu? Orada bir parça oldu. Aslında 100 kat, 500 kat ona değer katıldı. Kayısı üretiriz. Biz tarım ülkesiyiz. Ürettiğimiz kayısının tonu 1500 dolardır. Uçak simülatörünün tonu 289 bin dolardır. Hı hı. Ama <laughs> nanoteknolojik standın tonu 10 milyar dolardır. Onlara bu değeri katan nedir? Oradaki akıl, beyin, düşünce, çalışma, idrak, terbiye hepsi vardır bunların içerisinde. Ha Peki, zaman dediğimiz şeyin de Elbette bir katma değeri olmaklığı lazım gelir. Bunu bu Ramazan ayında biraz düşündüm. Çünkü neden Ramazan'da düşündüm? Ramazan tefekkür ayıdır. Ve bugün de artık Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Evet. Bana seyircilerime merhaba dedirme şansını bile vermediniz. Ama müsaade et onlara bir merhaba diyeyim. Evet. Onların gelecek olan bayramlarını tebrik edeyim. Hep bayramları bayram olsun inşallah. i̇nşallah. Dün Leyla'yı Kadri yaşadık. Leyla-i Kadir'de ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Bin aydan daha hayırlı bir ayı, bu günü, geceyi bu ayın içerisine derc etmiştir. Hı hı. Koymuştur. Bu muhteşem bir şeydir aslında. Bu şu demektir, ben zamanımı bin kat değerlendirdim demektir. Herhangi bir ürünün... Değeri ona katılan değer kadardır. Çok. Zamanın değeri de ona katılan değer kadardır. Namaz kılıyoruz değil mi? Evet. Kıldığımız namaz bir. Şimdi bir şey düşüneyim. Çabuk çabuk kıldık hemen bir yerde sıkıştırdık. Kıldık namazı o da namazdır. Evimizde seccademizi serdik. Tesbihimizi önümüze koyduk. Takkemizi taktık o da bir namazdır. Eyüp Sultan'a gittik. O halet ruhiyeye büründük. Yanında hemen yanı sıra peygamberimizi misafir etmiş olan bir sahabenin yanında namaz kıldık. O da namazdır. E, Kudüs'e gittik. Değil İnşallah. mi? Kudüs'e gittik. Orada namaz kıldık. O da namazdır. İlk ilk kıblemiz değil mi efendim? Sonra Harem-i Şerife'ine gittik. Efendimizin huzurunda kıldık. O da namazdır. Bir de onun evine misafir olduk, onun evinde namaz kıldı, o da namazdır. Şimdi evet hepsi namazdır, eyvallah. Hı hı. Fakat birinin katma değeriyle diğerinin katma değeri arasında herhalde dağlar kadar fark vardır. Zaten biraz önce bahsettiğim insan özünü arar, insan özünü özler hı hı. dediğim şeyin altında da yatan budur aslında. Bu insanı da tanımlar değil mi? İnsanı bilim dalları çoğaldıkça bilim dalı kadar insan tanımı oluşturmuştur. Bu da kargaşaya yol açmıştır aslında. Ne demek istiyorum? Şunu. Sosyoloji insanı başka tanımlar. Biyoloji insanı başka tanımlar. Felsefe insanı başka tanımlar. Antropoloji onun tarihsel geçmiş sürecini ele alarak başka tanımlar. He? Her bilim hatta mühendislik insanı başka tanımlar. Her bilim dalı a, a, geliştikçe insanı tanımlamaya doğru kendini mecbur adetmeye başlamıştır. Halbuki bu bende biraz kaotik bir hal gibi bir şey çağrıştırıyor. Oysa çok nettir insan. Üç tane merhalesi var, değil mi? Beşeriyet, ademiyet insaniyet beşeriyet et kemik iskelet mide hı hı. göz parmak burun her neyse sahip olduğumuz cihazat yani peki ademiyet ruh üflenmiş halimiz demektir bitmedi ama ruh bütün insanlara üflenmiştir ama bir de insanı insan yapan başka değerler vardır değil mi eşrefi mahlukat olarak kendini algılaması, algılatması. Peki eşrefi mahlukat Tolstoy'un mu Dostoyevski'nin mi yanlış olmasın bir sözü var. Diyor ki acı duyan insan canlıdır. Acı duyan canlıdır. Canlıların hepsi acı duyar. Kedi de, köpek de, ne bileyim ben, at da, inek de, sinek de acı duyar. Ama başkasının acısını duyan insandır. Sadece sadece kendi acımızı duymak bizi o mesuliyetten azat etmiyor. Peki öyleyse eşref i mahlukat olan insana e, digergamlık vakar efendime söyleyeyim e, ve, vefa he, terbiye Adab, büyüğü saymak, küçüğü sevmek, insanı saymak, hayvanı sevmek, otu sevmek, çiçeği sevmek, böceği sevmek. İşte o zaman o insaniyet mertebesine çıkmış oluyorsun. Yoksa bak o kadar güzel şey koymuş ki Cenab-ı Allah namazda şöyle bir aforizma düşünün ki. Ee, namaz kılıyoruz. Neydeyiz? Ayaktayız ve elif gibiyiz değil mi? Elif. Rüküye eğiliriz, dal gibiyiz. Secdeye bararız, mim gibiyiz. Oldu mu Adem? Çok iyi. Oldu mu Adem? Mim. Mim. de mim gibiyiz. İnsanın en rahat ettiği ortam secde halidir. Çünkü neden? O halin dışındaki olan bütün hallerde e, masiva vardır. Masiva. Masiva ne? Dünya. Şu bardak, bu telefon, bu kalem, bu dünya defter. Işte hocam. Onun dışındaki her şey. Sadece dünya değil. Onun dışındaki her şey. Oysa <gülüyor> <gülüyor> secdede dünya yok. Dünya yok. Secdede bir tek ona olan e, bağlılık vardır. Çünkü secdede kulluk vardır. Ve en büyük hürriyet, en büyük hürriyet, en büyük özgürlük hocam kulluktadır. Çatışan iki kelime gibi anlaşılır ama öyle değil işte. Hı hı. En büyük özgürlük kul olduğumuz zamandır. Peki, şimdi insanı bir yere koyduk. insanı tanımladık. Hı? İnsan dedik ki beşeriyet tamam. Ademiyet tamam. insaniyet bu bir mertebedir yani. Allah insan oğluna kendinden üflemiştir. Ve bir aynesidir onun. Yeryüzündeki Cenab-ı Hakk'ın aynesidir değil mi? Allah'ın bütün sıfatları neredeyse insanda tecelli etmiştir. He? Hakim efendim ilim işte e, yani Allah ya mucib celal cemal bütün isimler sıfatlar tecelli etmiştir. Bazı hallerimiz oluyor celalleniyoruz. Hı? Bazı hallerimiz oluyor. Yunus'un dediği gibi dil, ne diyor? E, sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek diyor, değil mi? Bazen bu hale bürünüyorsun. Bazen öyle olmuyor. Akif'in söylediği gibi. Yumuşak başlı isem kim dedi uysal boynum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Hangisiniz ha? hocam siz? Ben e, Yunus bana kızmasın. Değil mi? Bak. Yunus bana kızmasın. Evet bana kızmasın. Çünkü neden? <laughs> Çünkü neden? Bak. Evet doğrudur. Tevazu güzeldir. Tevazu. Allah'ın insanoğluna oğluna bahşettiği çok önemli bir haslettir. Tevazu. Fakat iki şeyi karıştırmamak lazım. Tevazuyla zillet vakarla gurur. Çok iyi. Bunun ikisinin karıştırılmaması lazım. Alçalmadan alçak gönüllü olmak. Bitti. Bakın şimdi bir örnek vereyim. Ya. hepimizin bir beşeri <laughs> anlamda bir görevi var. Esra Eren'i program yapıyor. Evet. Şu anda stüdyoda bir ciddiyeti var, bir duruşu var <laughs> ve halkın önünde bir anlayışı var, değil mi? Ha. İnşallah hocam. Muhittin şimşek bir e, profesördür. Ü, üniversitede öğrencileri vardır. Bak ne oldu? Halkın huzuruna çıkıyoruz diye kravat taktık, bilmem ceket giydik vesaire. Niye? Buranın muktezası budur. Ama Aynı davranışı iş yerinde gösterdiğim vakarı evimdeki yavruma göstermeye kalkarsam o gurur olur. Olmaz o. O adamın gözünde senin oradaki beşeri şeyin makamının bir önemi yok. Baba olmanın önemi var. Bir hatıramı arz etmeme müsaade Çok edin. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. O zaman bunlar bir karışıyor. Karışıyor açıklayacağım şimdi. Hı bir hatramı arz ederek bunu söylemek istiyorum. Profesör oldum. Hı hı. Profesör olduğum gün annemize, evin annesine Bilge anama telefon ettim. Dedim hamdolsun böyle böyle işte yani ne kadar önemliyse o kadar profesör olduk falan. Eve gittim akşam. Yavrum Ahmet'im 3 yaşında çantama saldırdı ne oluyor rahmet dedim. Baba dedi annem dedi ki sürpriz var sana. Oğlum bir şey almadım dedim. Hakikaten almamıştım. Ha Ahmet dedim profesör oldun bugün. Baktı baktı. Ben de zannettim bana Pringles getirdin dedi. Pringles dediği şey marka verdik ama patates cipsi. Patates cipsi. Şimdi düşünebiliyor musun? O adamın gözünde senin profesörlüğün patates cipsi kadar değer yok. Şimdi ona sen profesörlük yapmaya kalkarsan o gurur olur gurur olur. Ama aynı vaziyeti Ahmet'e yaptığım, evde eşime davrandığım gibi de <laughs> e, iş yaptığım yerde davranmaya kalkarsam o da zillet olur. Bak o da zillet olur. Onun için bizim zaman zaman bu iki kavramı birbirine karıştırmış, karıştırmak gibi bir duruma da düşüyoruz. <laughs> Tevazuyu zilletle karıştırıyoruz. Siz az önce çok güzel bir söz söylediniz. Ne dediniz? Alçalmadan alçak, alçak gönüllü, gönüllü olmak. olmak. Allah'ın hoşuna giden de budur. Değil mi? Biz yerine göre hani bir söz var. <laughs> Belagat odur ki muktezayı hale mutabık olsun. Belagat sadece edebiyatın dalları olan Hı -hı. tiyatroda, hikayede, romanda, şiirde, piyeste hatta sinemada, tiyatroda yoktur. Belagat esas belagat da orada zaten Hı. davranışta vardır davranışta yerine göre davranmak yerine göre bilirmek şimdi dolayısıyla benim kutsallarıma küfreden Hı. değil mi benim değerlerimi ayak altına almaya çalışan birisi olduğu zaman o zaman ben Akif'in tarafındayım boynum çekmeye gelmez yani uysal başlık koyun kim dedi bana? Boynum çekmeye gelmez. O zaman ayrıdır. Kesilir ama diyor çekmeye gelmez. Çekmeye gelmez. Kesilebilir. Olabilir. <laughs> ama kesmeye gelmez. E böyle bir durumda nedir? Sövene dilsiz olayım. <laughs> yani beni affetsin Yunus büyükümüz. E, o zaman öyle olmuyor. Onun olduğu yerlerde vardır. <laughs> bir tekkiye gidersin. Müstahni bir hal yaşarsın. müstahni bir hal. O da tartışmaya açık. Şöyle açık. E, merdum griz olmak. Yani ben karar verdim. Artık kendimi hakka adadım. Bir mağaraya çekilirim. O mağarada kendimi belki kurtarırım. Ama dönem bu dönem değildir. Efendimiz unutmayınız ki Mağaradan peygamberlik nazi, indiği zaman cemiyetin içine girdi. İş ki mağaradan çıkıp cemiyetin içinde mağara halini yaşamak. Bir şey mi diyecek? Hocam çok güzel bir şey söylediniz dediniz ki işte e, bu ya yani da kibir e, ya da en çok çok konuşulduğu için şu anda e, zihinsel bir geniş halinde insanlar bu kibir konusunda ki haklı oldukları noktalar da var ama ben biraz şuna değinmek istiyorum. Ee, mutlaka hani şu ortamın değil mi? Biz şu anda çok başka kanaldan konuşuyoruz ama bir, bir hava da var. Hani bu, bu havadan da çok müstahini ol, olamayız. Bir şey var. Bu havaya matuf hocam. Şöyle bir şey yapsak. Ee, neyi konuşmalı ya da neyi konuşmamalıyız hususunda neler söyleyebiliriz? Bir parantez açsak ya da neyi unuttuklarımız ya da neyi hatırlamamız gerektiği hususunda ya da gerçekten hafıza kartımız mı var yoksa hafızamız mı kart konusunda bunları bir toplarsak e, konu şuraya sizce geliyor mu? Ya biz bir yerden sizin de çok güzel söylediğiniz gibi özlemekten yani hatta töz... bu tabir bana ait değil bu tabir. Ee, Sayın İbrahim Kalınay. İbrahim Kalınay. Tamam. Buradan da kendisine çok selam olsun İbrahim Hocamıza. Şuraya geleceğim. Bizim kestiğimiz ahkamdan faydalanmamak gibi kötü bir huyumuz varsa ki öyle görünüyor. bir ahkam kasaplığı var. Şu ne o ben demiştim demenin muhteşem bir cazibesi ve konforunu yaşıyor herkes şu anda. Ama bir şey vardır yani bir şey söylenir ve susulur. Ama o şey çok sarsıcı bir şeydir yani. Asıl artçıdır, çok girift bir fay hattı üzerinde olduğumuzu belirten de bir şeydir. Nedir o şey? Yani biz Bizi silkeleyen şey nedir? Ya da kendimize olan güvenimiz konusunda, hani bu ılık derede balık avlanmaz mevzusu var ya, çok mu kendimiz olmadığımız için mi bir, bir şirin görünmeler, bir başkasının ayakkabını giyme hevesi, kendimiz kalsaydık daha iyi değil miydi? Niye kendimizin gurbetinde yaşamayı tercih ettik sizce? Peki. şöyle çok uzattım. Güzel, yok gayet. estağfurullah. Güzel A kardeşim bakın. <laughs> Dünyanın en güzel şeyi haddi bilmektir. Haddi bilmektir. Benim hep örnek verdiğim arkadaşlarım bilirler. Ben kapasitesi bu kadar olan bir adamım. Yani şu kadar. Şu şuraya kadar gelebiliyorum. Bak uzansam uzans. Oralara ben gidemem. Oraya öbür gider, öbür gider. Allah bana bu yükü vermiş. Evet. Ben in de Allah'ta da e, beşeri hukukta da bundan sorumluyum, değil mi? Bunu en iyi yapmakla mükellefim. Hı hı. Öyleyse bunu yaparken de hangi iş olursa olsun ama bakınız, hangi iş olursa olsun. Çöpçülük de olsa Esra Hanım, ben çok iyi bir çöpçüyüm. Ben çok iyi bir çöpçüm. Öyle bir çöp toplarım ki muhteşem. Ha diye bilmemiz lazım. Evet. O zaman burada biraz önce bahsettiğiniz şeye ilişkin iki kavram devreye giriyor. Lisanı hal mi, lisanı kal mı? Ya da e, kavli dua mı, fiili dua mı? <laughs> lisanı hal ve lisanı kal nedir? Birisi hal ehlinin hal yaşamaktır. Uh -huh. ...uygulamaktır. Tatbik etmektir. Ve en büyük zenginliktir. Bir şeyi çok iyi bilerek... ...yapmış olmak... ...en büyük zenginliktir. ha Eğer bu... ...lisanı... E, 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 ...kal, lisanı halle desteklenmezse... ...Rabiş'tir. Gavurların anlayacağı tabirle söyleyeyim. Çöptür. Çöptür. Fiili dua ve kavli dua da bunun gibidir. Fiili dua nedir? Bir öğrenci sabaha kadar kavli dua. Allah'ım yarınki sınavımı lütfen başarılı geçir. Ya Rabbi sınavım baş bu önemlidir. Tamam. Ama kardeşim sen dersine çalışmamışsan bu sınavdan başarılı olman mümkün değildir. Bir çiftçi bir çiftçi toprağını kazmıyorsa, ekinini ekmiyorsa zamanı geldiğinde gübresini koymuyor yani bütün evet. fiili dualar yapılmıyorsa ya Rabbi yağmur ver yağmur ver yağmur. sadece onunla olmaz hani bir hikaye vardır adamın birisi hep dua edermiş ki Allah'ım bana bağışlasın beni seyircilerimiz mübarek Ramazan gününde büyük ikramiye çıksın büyük ikramiye çıksın büyük ikramiye çıksın bir gün rüyasında demiş oğlum tamam büyük ikramiye çıkacak da bilet al da Öyle çıksın. Yani sen bilet almıyorsun. Fiili duanı yapmıyorsun. Ha. Bunları gerçekleştirebilmek için de bizim göz ardı ettiğimiz hı hı. birkaç hususu arz etmek isterim. Bunlardan hı hı. birisi bir işi hangi iş olursa olsun ama bakınız. Hangi iş ol, Çaycılık da olsa hı hı. programcılık da olsa birincisi fikri müdirdir. Neyi yapabilirim ben? Kapasitem neye müsaittir? Fikri müdir. Bu çok önemli bir şey. İkincisi fikri müdir yetmiyor. Fikri takiple onu ısrarla ısrarla ızdırar lisanıyla da istemektir. Izdırar lisanıyla bir tohumun e, fiili duası nedir? Izdırar lisanıyla istemesidir. Yani limonu toprağa gömdünüz kendini heba etti Hı. çürüdü. Ama ızdırar lisanıyla o biliyor ki neşvi nema bulacak, limonlar ortaya çıkacak, portakalsa portakal ortaya çıkacak. Bu ve fikri taki, bu, bunu ihmal ediyoruz. Üçüncüsü bu da yetmiyor, sahi olması lazım. Nedir o? Sustainable, sürekli. Hı? İbadetin bile ne diyoruz? Az bile olsa sürekli olanı tamam. makbuldur. Bir gün sabaha kadar ayakların şişene kadar ibadet et. Üç gün namaz kılma. Bektaşi'ye demişler ki erenler niçin namaz kılmıyorsun? Demiş ya alışamıyorum. Ya demiş bak sen bir hafta kıl iki hafta kıl affedersin. Daha bırakamazsın. Bektaşi demiş ki sen bir hafta bırak daha başlayabiliyor musun? <laughs> Şimdi buradaki şey aslında sürekliliktir. Sonra tevfizi umur. Ondan sonra Allah'a havale et. Gerisi faalun lima yurittir. Gerisi faalun lima yurittir. Öyleyse bizim ıı, basit tartışmaların dışında gençlerimize de çocuklarımıza, evlatlarımıza, öğrencilerimize ki bizim geleceğimiz onlardır. Senin Ali. Hı hı. Öbür ismi neydi? Ulvi. Ulvi Ali. Ulvi Ali. Ali beni izliyorsa seni çok seviyorum. Ha. Ali U Ulvi Ali geleceğimizdir. Benim bütün öğren binlerce mezun ettiğim öğrencim benim geleceğimdir. Bu çocuklarımıza biz neyi veriyoruz? Sadece tableti verip ondan ne istiyoruz? Esra Hanım. Bak bugün bir şeyle karşı karşıyayız. Bir tehlikeyle. Bunu her yerde de söylüyorum teknolojik obezite ile karşı karşıyayız. Oo çok güzel. Teknolojik yani, obezite. ile. Te bu kavram bana aittir. Çok güzel. Copyright bana aittir. <laughs> Şimdi nedir o teknolojik obezite? Nedir hocam? Söyleyeyim. Ya ben kiloluyum. Ben kiloluyum. Doktora gidiyorum. Doktora diyorum ki bak ciğer karaciğer yağlanman var diyor. Dikkat etmen lazım. Egzersiz veriyor. Başaramıyorum. Doktor ben beceremedim diyorum, gidiyorum diyor ki diyetisyenden diyet yapacaksın diyor. Hı. Onu da başaramazsam eğer sağlığımı muhafaza etmek için seni ameliyat yapacağız diyor. Yani cerrahi bir müdahaleye tabi olacaksın diyor. Öyle mi? Tamam. Bu benim vücudumla ilgili bir şeydir. Yani görüntümle vücudumun organlarıyla ilgili. Hı. Ama şimdi tartışılan bu benim bahsettiğim teknolojik obezitede düşünce sistematiğim dumura uğruyor. Düşünce gidiyor. Az önce söylediğim öze dönmek, özümü özlemek, he? özümü özlemek kayboluyor gidiyor. Bugün daha konuşmayı bilmeyen, oturmasını bilmeyen bebeklerimizin eline annelerimiz gidin AVM'lere bakın. Fusetin içerisinde çocuğun eline vermişiz tabletleri ya da telefonları. Orada kargacık burgacık bir şeyler oynuyor. Ve anne mutlu. Çünkü çocuk ağlamıyor. Ve o sırada çocuğa annesi mamamayı dayıyor. Mamayı dayıyor. O mamadan ne fayda gelir? Çocuğun düşünce sistemi güme gidiyor. Ve sosyalleşemeyen bir çocuktan biz gelecekte bizi yönetmesini istiyoruz. Fatih olmasını istiyoruz. 21 yaşında Fatih'i, bugün ben bakıyorum 21 yaşındakilere çocuk diyoruz ya. Çocuk diyoruz yani 21 yaşındakilere. Öyle değil. Onlar beni geleceğe taşıyacak olan insanlardır. Bu sebepledir ki ben evet kimseye tavsiye makamında değilim. Kendimi öyle görmüyorum ama gençlerimiz, yavrularımız, bizim geleceğimiz onlardan önce doğmuş, onlardan önce yaş almış. Abileri, amcaları, hocaları olarak bazı şeyler söyleme hakkına sahibim herhalde değil mi? Estağfurullah. He? Tabii. Onun için onlara şunu söyleyebilirim ki eğer ben bugün sizin yerinizde olsaydım neyi yapardım neyi yapamazdım? Onu derdim. Onu söylerim. Halen de söylüyorum. Bir, derdim ki erken yatardım erken kalkardım. Kalktıktan sonra da yatmazdım. Bereket orta çünkü. Bereket orada. İnanın ya da inanmayın. Rızıklar da o zaman da dağıtılıyor. Bereket orada. İki, ne yapar ne eder bir yurt dışına giderdim. Öğrenciyken. Üç, bir dil yetmiyor artık. Birkaç dil öğrenmeye çalışırdım. Bizim gibi 22 yaşından sonra dil öğrenmek dil öğrenmek değildir. O öğrenciyken onu yapmak gerekiyor. Üç, dört, bir kalem, bir kağıt, bir defter olsun isterdim. Notlarını hep onunla alsınlar isterdim. Bir ufak dolma kalemleri olsun isterdim. Çünkü yazmak yavaşlamaktır. Çok hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarken anı kaçırıyoruz. Elimizdeki telefonlarla her an telefon resim çekiyoruz, değil mi? Her an resim çekiyoruz. Biliyor musun yapılan bir istatistiğe göre Çektiğimiz resmi sadece çektiğimiz an bakıyormuşuz. Ondan sonra hiç bakmıyormuşuz. Aha. O resimlere dönüp tabii. bakmıyormuş. Hayır, dönüp bakmıyormuşuz. Ha. <laughs> Niye? Niyesi şu. Adam konsere gidiyor, Esra Hı -hı. Hanım. Hı -hı. Ya Hı -hı. konser nedir? O anı kaçırmamak, değil mi? Böyle konserin tadını almak. <laughs> ha bir vi videoyu çekiyor, onu çekiyor. <laughs> ya o anı yaşa sen. O anı yaşa. Bakın bir tespitimi söyleyeyim size. Bir Japonla bir Türk'ün resim çektirme anlamında ne farkı var sence? Ee... Japon resim çeker, Türk resim çektirir. Her karede kendisinin olması lazım. Değil mi? Ama Japon onu kaydeder. Bu binanın işte Elhamra'ya gider, onun detayını alır. Elhamra kanayan yaramız. Endülüs kanayan yaramız. Endülüs. bak. Soru sormuyorsun, beni konuşturuyorsun. Süper ben. gidiyorsun hocam, ben o yüzden <laughs> soruyu bayağı tamam. uzun sordum. Peki, ya o zaman şöyle <laughs> yavaş yavaş şey yapayım. Şimdi güzel hocam. Elhamra. Bugün bir şey gördüm, beni çok üzdü. Çok üzdü. Onu burada yani söylemem gerekir. Ne gördünüz hocam? Her ne kadar biz bu programda can şenliği, gönül hoşluğu, Ramazan Şerif'in mehabetine uygun konuşmayı e, tasarlamış olsak da Twitter'da X'te bir eşteki açılmış. Twitter Çok, kullanıyor musunuz hocam? Siz? Ben kullanıyorum. Sadece Twitter'ım var. Onda da şey kalem malem muhabbeti. O kadar fazla yani bir şey yok. Ama telefonla yani. Evet. Şimdi bak <laughs> bunu söyleyen bir adam olarak bütün işlerimi bununla yaptığımı ifade edeyim. Ama ben bunun kölesi değilim. Çok doğru. O benim kölem. Çok doğru. O benim kölem. Gerektiği zaman ben bunu kapatmayı da bilir. Yok Instagram yok Facebook bilmem ne bu. bu bunlar boşver. Bunlar da. <laughs> ya aslında başka yok. bir hesabınız yok. Sayılı Twitter'da yok. var mesela benim de öyle. Hayır. Twitter'da me, da dediğim me, gibi hesabım. sadece Kalemi çok seviyorum. Sevdiğim o şeyleri böyle paylaşmak istiyorum. O kadar yani Hı -hı. öyle bir şeyim yok, bağlım yok. Hı -hı. Şimdi orada bir şey gördüm. Bir eşlik açılmış. Evet, tahmin etmedim. Evet. Evet. Teeddüb ederek söylüyorum. Hı -hı. Bu Ramazan-ı Şerif'te. E, Katil Erdoğan diye bir eşlik açılmış. Evet. Bugün. Bu beni yaraladı. Bunu yaralamasının sebebini söyleyeyim ben size. Kim ne için açmış onu da bilmem. Güya bu Ramazan mübarek günde Gazze'ye Türkiye'nin çok yardım etmediği hususunda... ...bir şey oluşmuş kafada, istifam oluşmuş ya da oluşturulmuş. Oluşturulmuş olduğuna inananlardanım. E yardım edilmemiş. Ben şuna şahidim. Eğer dünyada... Hı hı. Gazze'yi kendi problemi kadar problem eden bir insan varsa o da bugün bizim Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu haksızlıktır. Bu haksızlıktır. Bu haksızlığı başka birisine de yapsalar aynı şeyi gösterirdim. Niçin? Ben bir vatandaşım. Bu ülkede doğup büyümekle şeref duyan bir insanım. Bu coğrafya öyle İsviçre değildir, İsveç değildir, Finlandiya değildir, Norveç değildir Esra Hanım. Hı hı. 2000 yıldır burası bir ateşin göbeğidir. Burada ayakta durmak beceri ister. Şimdi böyle bir ortamda, bundan 10-15 sene önce hatırlayınız lütfen. İnsanoğlu hani insan nisyan ile maluldur derler ya. Hı hı. Yalnız burada bir şey de açıklayalım. İnsan nisyandan geldiği için nisyana müpteladır denir. Doğru değil insan yani şöyle insan nisyan kelimesinden gelmiyor insan e, e, neyse evet, şimdi ben duydum hocam onu ne düşündüğünüzü evet, evet. insan e, unutkandır bu unutkanlık Ş şöyle yapılmış bak yok yok Ara vereceksin? Yani şş, ben cümlenizin bütünlüğünü bozmamak açısından e, hocam. Tamam. Bir aramız var. Olur. Olur mu? Bir dinleyelim. Olur. Olur. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Olur. Sizi çok bölmemeye çalışıyorum. Tamam. İyi yaptığını düşünüyorum. Tamam abi. Bir reklam arası. Reklam arasından sonra Profesör Doktor Muhittin Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek hocamızla programımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. hafta sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri programımızda kim vardı? Siz de çok sevmişsiniz. Burada güzel de mesajlar geliyor. Aslında hocam çok da seviliyorsunuz. Hemen geleceğim. Kim var programımızda? Profesör Doktor Muhittin Şimşek. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Aynı zamanda biraz hocalığınızı da hocam konuşmak istiyorum ama güzel de mesajlar geldi. Çok sevmişler konuşmalarınızı. İşte. Acaba konuştuklarınız ...ızın tam zamanı mıydı hocam ya? Öyle bir şey, güzellik oldu sanki. Bilmem. Hı? Hakikat kalpten çıplak çıktığı için belki de. Oo. Namahrem olan dışarı çıksın. güzel. Şimdi e, ara vermeden önce kaldığımız yer... Çok şükür. önemli evet. Bak. Onu hemen bir hatırlatarak. Bir hashtag gördünüz. Evet Ç hashtag e, Twitter'da gördüm. Twitter'da bir hashtag gördünüz. Onu tekrar baştan alabiliriz hocam. Bu hashtag de, Hı. E, <laughs> Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a e, dile dilimize varmayan katil Erdoğan diye bir eşteki açılmış ve benim gördüğümde 23-25 bin tane de şeyi vardı. Şimdi bu ona yapılabilecek en büyük evet. e, haksızlıktır. Hı hı. Çünkü bütün şahsi siyasi beklentilerini bir kenara bırakarak bundan 10-15 sene evvel dünyanın gözünün içine baka baka. Hı. İşte esas hakikat orada çıplak çıkmıştı. Baka baka Perez'e ne demişti? Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz demişti. Siz çocuk öldürmeyi çok Siz iyi bilirsiniz. Siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demişti. Bu öyle kolay söylenecek bir söz değildi. Değil mi hocam? zalimin, zalimin yüzüne. Evet zalimin yüzüne. Söylenecek bir söz değildi. Şimdi dünya beşten büyüktür kardeşim diyebilen bir adam. Dünyanın gözünün içine baka baka. Şimdi böyle bir adama e, böyle bir günde böyle bir yaftayı yapıştırmak ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Bunu şiddetle reddediyorum. Reddediyorum. Bu gözler ve bu şahıs onun bu anlamda ne kadar samimi olduğunu bilir ve hiç kimse de onun bu samimiyetini Test etmeye kalkmasın. Kalkmasın. Kim ne biliyor ki neler yapıldığını? Bakın ben size bir şey söylüyorum. 1492 1492 Ondan evvel bugün hangi gün? Pazar. Ayın kaçı? Bugün ayın kaçı yavrum? 7 yedi Kasım. Şey 7 Nisan. 7 hı hı. Ekim'de tam 6, 7. aya girdi. 7 Ekim'den bu yana son istatistiklere göre 34 bine yakın bebek, çocuk, kadın demeden paramparça edilen, açlığa mahkum edilen bir şey yaşanıyor. Zulüm yaşanıyor. Dünyanın gözünün önünde. Çok. Az önce özü dedik, insanlık dedik, Adem dedik, beşeriyet dedik. Biliyor musunuz 8 milyar dünya nüfusuna kadar ise 8 milyar insan sınıfta kalmıştır. İnsanlık testten geçiyor. Fakat ben inanıyorum ki bu, bu, e, evet şehitler var. Fakat delinmez denen çelik kubbeler delindi. Bu kayıpla sonuçlanacak diye düşünüyorum. Şimdi 1492 yılında 700 yılı aşkın bir medeniyetin Beşikliğini yapan Endülüs'te bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Ve <laughs> Müslümanlar Gır Gırnata'ya sürgün edildiler. Tıpkı bugün olduğu gibi bir araya getirildiler. Çok büyük zulümler işlendi. Ama oraya sıkıştırılırken de şöyle bir anlaşma yapılmıştı. Dikkat ediniz. Biz sizin inancınıza müdahale etmeyeceğiz. Hı hı. Yaşam tarzınıza müdahale etmeyeceğiz. İsterseniz gideceğiniz yerlere malınızı, mülkünüzü de alıp gidebilirsiniz. Bu da söz verilmişti. Ancak oraya geçildikten sonra bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Çok büyük zulümler yaşandı. Ve yine 1492 yılında ilk İstanbul'a ikinci Beyazıt Han tarafında zamanında değil mi? Hı hı. İlk İstanbul'a Yahudi göçü ne zaman oldu? o tarihte oldu. Ve biz kucağımızı açtık. Bu millet böyle bir millettir aslında. Bu millet ensardır. Hı? Bu millet kucağını açar. Mazlumun yanındadır bu millet. Azerbaycanlı kardeşlerimize açtığımız gibi. Kazak kardeşlerimize Menderes döneminde açtığımız gibi. Hı? Yahudilere hiç de din ayrımı yapmaksızın kucağımızı o dönemde açtığımız gibi Hitler zulmünden kaçan 1933'teki Yahudi bilim adamlarına açtığımız gibi biz böyle bir milletiz. Ve demiştim ki bu coğrafya Norveç değil, Finlandiya değil. Bu coğrafya İsveç değil, İsviçre değil. Bu coğrafya ateşin göbeğidir 2000 yıldan bu yana. Şimdi o 1492 yılında bu haller ortaya çıktığı zaman e, oradaki Müslümanlar bir istigase feryatname diye tercüme edebileceğimiz heyetler gönderdiler. Memlüklülere gönderdiler, Osmanlı'ya gönderdiler, 2. Beyazıt'a gönderdiler. O heyetlerin yanında da şeyler de vardı. İşte bu isti, 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 istigase de vardı. O istigase yüz, yüz, yüz yüzü aşkın beyitten müteşekkildir. Birinci bölümde sultana bağlılıklar vardır. Hı hı. İkinci bölümde arzlar vardır. Mana olarak arz etmek gerekirse onların hepsini okumak mümkün değil ama e, atlamamak için şuradan okumak istiyorum müsaade ederlerse eğer evet. seyircilerimiz. Diyor ki bunun Arapçası çok daha muhteşem. İnanılmaz bir şiirdir bu. Lütfen bunu bulsunlar ve okusunlar. Türkçesi biraz kasır kalmış ama diyor ki sürekli yenilenen kutsal selamım en hayırlı halife efendimedir. Selam kafirlere zillet elbisesini giydiren şeref sahibi yüce efendime olsun. Selam Allah'ın saltanatını genişlettiği ve her yerde zaferle güçlendirdiği kimseye olsun. Selam saltanatının yeri İstanbul olan efendime olsun. O şehir ne kadar güzel şehirdir. Selam Allah'ın saltanatını ordular ile donattığı ve halkı Türklerden oluşan kişiye olsun. Selam Allah'ın kadrini yücelttiği ve hükümranlığını bütün milletlerden üstün tuttuğu sizlere olsun. Selam kadı ve ona benzeyen ulu ve yüce alimlere olsun. Selam din ve takva sahiplerine ve görüş sahibi düşmanlara olsun. Bu beyitler, bu sekiz beyit daha çok e, konuya girmezden evvel e, orada karar mekanizmasında bulunan yani İstanbul'da karar mekanizmasında bulunan Hı. devlet büyüklerine methiyeden ibarettir. Ama daha sonra arzlar başlar der ki Endülüs'e vatanından uzak topraklarda batıda kalan kölelerden sizlere selam olsun. Çok acı bir şey. Rumlar gibi karanlık, engin, taşkın ve derin bir deniz onları çevrelemiştir. Büyük bir musibete uğramış kölelerden sizlere selam olsun. Ne büyük bir musibettir o. Şerefli bir hayattan sonra saçındaki beyazları yolunarak pare pare olan yaşlılardan size selam olsun. Daha önce kapalı iken kafirler önünde açılan yüzlerden size selam olsun kadınları bahsediyor. Keşişlerin zorlu halvete götürdüğü hür kızlardan sizlere selam olsun. Domuz ve leş eti yemeye zorlanan yaşlılardan sizlere selam olsun. Hepimiz bastığınız yeri öper ve her an iyiliğiniz için dua ederiz. Allah saltanatınızı ve hayatınızı devam ettirsin ve sizleri her türlü kötülük ve belalardan korusun. Düşmana karşı sizleri zafer ve nusret ile güçlendirsin ve sizi razı olduğu güzel yerlerde iskan ettirsin. Ey efendim başımıza gelen bu zarar, musibet ve büyük felaketten dolayı size şikayette bulunmuştuk diye gider bu. Anlatır muhteşem bir mersiyedir. Muhteşem bir... E, isti, ...istigasedir. İstigase. Feryatnamedir. Hayır. Yüz beyti aşkın böyle bir şey vardır. Şimdi... ...tabii o dönemde takdir edersiniz ki... ...Cem Sultan da... ...Papa'nın esiridir. Birçok sebepten dolayı... ...askeri vesaire vesaire yardım ulaşamadı. Ulamadı o o o dönemde. Şimdi... E, ...Gazzeller... Gazzeliler şunu iyi biliyorlar ki Türkiye onların her zaman yanındadır. Dün Saraybosna'nın yanında olduğu gibi bugün de onların yanındadır. Allah'ın izniyle. Ama bunu bunu bugünkü bu eştek şiddetle bunu reddediyorum. Bu çok masumane birmiş gibi gözükebilir. Hı hı. Elbette kiminle itirazı olabilir? Filistin'i orada yapılanları işte gösteri yapmayın. ama bu öyle bir şey değil bu çok ayıp oluyor bu doğru bir şey değildir bunu burada söylemek isterim yani ne derler ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem çok güzel. dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Böyle bir şey. Şimdi biz zannediyoruz ki ya Norveç'te bir kış boyunca e, şeyde e, tartışılan e, mecliste tartışılan konu neydi? Kurt sayısını nasıl artırırızdır. <laughs> Böyle bir dünyada yaşamıyoruz Esra Hanım. Böyle bir dünyada değiliz. Demek ki hala 1096 yılında kurulmuş olan kutsal ittifak devam ediyor. O kutsal ittifak neydi? Haçlıları seferlerini başlatmışlardı Müslümanlara karşı. Dolayısıyla bizim bizim insan olarak muzdarip olmamamız mümkün değil. Bizim insan olarak e, orada yaşananları yaşayamıyor olmamız mümkün değil. Herkesin ciğerinde bu kan akıyor. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Burada bu kadarını söylemekle iktifa edeyim. Hocam, ee, çok güzel anlattınız. Ee, bu dünkü olay sonrasında onu söylemek bile e, kalp ve ağız hijyenimiz için kullanmayacağım bir hashtag. O konudaki tepkinizi de çok güzel belirttiniz zaman, bir taraftan da şöyle bir mevzu var. Yani nasıl oldu yani Gazze bizim meselemiz değil diyen, onlar topraklarını sattı diyen e, bir takımların e, bugün sırf belki provokasyon konforu çok sağlam diye bunu daha kullanışlı hale getirme çabasını nasıl yorumluyorsunuz? Ya şöyle şimdi tabii biraz önce arz ettiğim gibi yani ben ben siyasetçi değilim ama bu, bu ülkenin yaşayan bu ülkenin derdiyle dertlenen belki şöyle bir şey var acaba. E, dert edinen. Hocam çok özür dilerim belki de hani tabii ki siz siyasetçi değilsiniz ama belki artık belki sizin gibi insanların konuşması lazımdır diye düşünüyorum. Dedim ya. Kapasitem ve kabiliyetim bu kadar benim. Etki alanım da bu kadar benim. Yani bundan sorumluyum. Bunu bunu en iyi yapmakla mükellefim. Oraya siz ulaşırsınız. Oraya başkası ulaşır vesaire. Ama burada e, şeyleri karıştırmamak lazım. Kavramları karıştırmamak lazım. Yani evet çok masumanemiş gibi gözükebilir. Ona bakarsanız gezi de çok masumane başladı. Çiçek, böcek, ağaç, toprak, bilmem ne koruma. Ona kim ne diyebilirdi? Ama arkasından ne geldiğini gördünüz işte yani. Bugün dün Abdülhamit Han'a yapılan bugün Tayyip Erdoğan'a yapılmak istemiyor. Dün dün Abdülhamit Han'a yapılan ona Kızıl Sultan diyenler bugün Tayyip Erdoğan'a bunu yapmak istiyor. Bu Esra Hanım, kabul edilebilir bir şey değil. Onun için diyorum ki bizim ben şahsen ne yapabilirim becerim ne kadar benim elimde gençlerim var yavrularım var onlara kendi alanımla ilgili en iyisini vermekle mükellefim. En iyisini. Artı o benim interlandımda olan o yavrularıma bir tane adama ihtiyacımız var bizim. İyi yetişmiş bir tane adama ihtiyacımız var. Bakın bizim yeraltı kaynaklarımız yok. Çok yok Yani. Hı hı. Zenginliğimiz yok. Mesela benim mütevelliyet başkanı olduğum Kazakistan'ımda periyodik cetvelin yüzde sekseni orada madenler var yani. Maşallah Çok iyi Allah ya. vermiş yani. Benim böyle bir zenginliğim yok. Benim bir zenginliğim var. üstü zenginliğim var. Genç nüfusum var. Bu genç nüfusa iyi sahip çıkmak zorundayız. Onu iyi kanalize etmek zorundayız. Onları onları. Bakın şimdi Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman o 21 yaşındaki ama altı dil biliyordu. Altı dil biliyordu. Çok iyi yetişmişti. Kültürü biliyordu. Avni mahlasıyla şiirler yazıyordu değil mi? Hmm. Şiir, muhteşem şiirler yazıyordu. Beste besteler yapıyordu. He? Yani neredeyse Hazerfendi. Böyle bir adam 21 yaşındaki şu vizyona bakınız ki. Vizyonu vizyonu bana hatırlat da vizyonu bir açıklayayım. Vizyon. Şu, vizyona bakınız ki ya da gaye hayal bugünkü tabiri vizyondur onun. Gaye hayaldir esasında. E, bakınız ki muhteşem ilk kişi Yakılıp yıkılmış savaştan yeni çıkmış olan İstanbul'a e, Fatih medreselerini yaptırmak oldu. Külliye bugün bile gittiğiniz zaman her şeyiyle medresesi, camisi, darüşşifası, efendime söyleyeyim e, kültür merkezleri hatta e, yatılı yatılı kalacakları yerler atların barınacağı ahırlar her şeyi bir külliye olarak düşünülmüştü. Halk arasında şöyle bir şey yayılır denir ki. Ya İstanbul halkı savaştan çıkmış, ekmeğe muhtaç halde. Bu, bu nasıl bir şey ki bu kadar para harcanıyor? Sultan ne yapıyor? Diye bir fısıldık gazetesi yayılır ve gider. Sultanın kulağına kadar gelir Bir gün inşaatı denetlerken yanında da ilk sadrazam. Sadrazam Fatih'le başlar. Onunla beraber... Güzel de bir gününde olmalı ki der ki ağa der böyle böyle şeyler benim kulağıma geliyor. Sen ne dersin? Yani halk diyor ki 10 kişi gelmez buraya. Sultanım diyor doğru diyor ben de öyle düşünüyorum diyor ya yani 10 kişi gelmez. Orada celalleniyor ve diyor ki paşa paşa ben burayı bir kişi için yaptırıyorum. Bir kişi için. Bir kişi. Ve biliyorsunuz o dönemde İran'da bulunan Ali Kuşçu'yu büyük bir alimdir. ...zamana değer katanlardan da birisidir. Bugünkü anlamda... ...Madame Curie de öyledir. Einstein de öyledir. Tamam, doğru. Aziz Sancar da öyledir. Bunlar zamana katan... ...değer katan insanlardır. Tamam. Şimdi Ali Kuşçu'yu getirtir ve çok büyük paralar vererek... ...orada bir tane değil... ...yüzlerce alim yetişir. Alim yetişir... İstanbul Darülfünun'un İstanbul İstanbul Üniversitesi'nde bugün 1453 derler kuruluşunu ama aslında çok da öyle değildir. Yani 453 yılında Teodoris, 2. Teodoris zamanında da çok güzel bir üniversite açılmıştı e, İstanbul'da. O basit diğerdir. Yani üniversiteler mevzusuna girdiğimiz zaman... O ayrı bir husustur. Hatta belki bir gün Darülfünun'u da eğitiminde konuşmamız <laughs> gerekebilir. Nereden nereye geldiğimize ilişkin. Ama şu var, hiçbir şeyi kesrete boğmamak lazım Esra Hanım. <laughs> Vahdette hayır vardır. Bir şey ne kadar sade ise o kadar nettir ve anlaşılırdır. Aslında insanın tanımında da bu vardır. Yani insanın tanımında da ne kadar sade ise felsefe şöyle tanımlamış, biyoloji böyle tanımlamış, antropoloji böyle tanımlamış. Ya o insan insandır, eşrefi mahlukattır. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki ainesidir. E eşit mc kare dünyanın en önemli formülüdür. En basit formülüdür. Çok basit. İlla fizik mühendisi olmanız şart değil. Ben bu kalemi öyle bir fırlatmalıyım ki camı kırmadan dışarı çıkabilsin. Nasıl? Hmm. Yapabiliyorum bunu. İnsanlık bunu başardı. E eşi temce kareye enerjiye dönüştürürseniz yani kütleyi kütleyi ışık hızının karesi kadar biz hızla fırlatırsanız enerjiye dönüştürürsünüz ve camı kırmadan dışarı çıkar. Bu kadar basit. Ama bunun tersi şu anda tartışılıyor. Bunun tersi. Bu formül Muhteşem bir formüldür. Her şeyde bu vardır. Kesrete boğulmadan. Biz son zamanlarda biraz kesrete de boğulduk. O zaman şuna gelelim. Sadelik. <laughs> evet. İnsanın sadeliği. Dünyadan da sade olmak. Dünyevileşmekten sade olmak hocam. Mesela şöyle bir soru sorsam. Çok zengin olmak istediniz mi? Bak. Hı. Şimdi. Burada cevap geliyor. Şöyle. Bir lokma bir hırka diye bir kavram vardır. Evet. Bence bu doğru değildir. Şahsi kanaat. Müslüman zengin olmalıdır. Helalinden. Çok zengin olmalıdır. Çünkü ben zengin olursam çevreme faydam olur. Ama bir lokma bir hırka gibi yaşa. Bak zengin ol Hazreti Osman'ın bir kıssası var. Hazreti Osman zengin sahabelerdendir. Zengin halifelerimizdendir. Hı hı. Henüz halife olmamışken evet. ticaretle uğraşıyor. Ve çok büyük bir mal geliyor ona. Diğer tüccarlar, tacirler diyorlar ki buna biz 1'e 5 verelim. Vermiyor. 1'e 10 verelim. Vermiyor. 1'e 20 verelim. Vermiyor. Ya niye diyorlar? 1'e 200 veren var diyor. 1'e 200 veren ve infak ediyor. 1'e 200 veren Allah infak ediyor. Zengin olalım. Müslüman zengin olmalı. Doğru. Müslüman Allah nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Göstermek ister. Cafcafa kaçmadan. He? E, israfa kaçmadan Hı. görmek ve göstermek ister. Her şeyimizde ben niye zengin olmak istemeyeyim ama zengin olmak isterken e, e, helal olmak şartıyla olunmalıdır. Bugün İsrail'de olan şey işte bir sürü şeyler protesto ediliyor değil mi mallar. Bakıyorsunuz şu da onların bu da bunun bu da bunun bu, da bunun, bu da bunun. Ben niye yapmayayım onu? Ben niye yapmayayım? Ben şunu niye yapamadım? Bunu düşünmem lazım. Ben düne kadar otomobil diye gözümün kökü ağardı. Üniversite üniversite gezdim. Televizyon televizyon gezdim. Devrim otomobilini anlatmak için. he Devrim otomobilini. Evet. O devrim otomobilinin e, mühendisleriyle yaşayanlar artık kalmadı. Bir tek Şecaattin amca kaldı. O da yüze yakınlaştı. Hmm. E, kalmadı. Onların hepsi şunu söylüyordu. Esra Hanım teşekkür beklerken vatan haini olmadığımıza şükrettik diyorlardı. Aradan 60 yıl geçti. O devrimin torunu doğdu. Bugün ben ona biniyorum. Keyifle biniyorum. Ben bundan gurur duyuyorum. Benim İHA'larım SİHA'larım. Ya Türkiye'de çok güzel şeyler oldu kardeşim. Hep, hep pesimistik açıdan baktığın zaman e, hayat yaşanılmaz olur. Ama optimistik açıdan bakarken de objektif olmak zorundasın. Doğru. Objektif baktığım zaman ben görüyorum. Gidin Aselsan'ı bir ziyaret edin Allah aşkına. Nelerin yapıldığını görün. Gidin Tusaş'ı ziyaret edin nelerin yapıldığını görün. Gidin e, işte Bayraktar kardeşlerin yaptıklarını görün. Görüyorsunuz Hı -hı. işte. Hı -hı. Bunları görmezden gelmek kör olmak demektir tıpkı katemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gibi. Gözümüzü kapatamayız. Evet daha çok çalışmalıyız. Evet daha çok üretmeliyiz. Evet daha çok katma değerli üretimlere ihtiyacımız vardır. Biraz önce söyledim. Bir ton nanoteknolojik stent 10 milyar dolar dedim. Şok bir şeydir bu. Sen tarım ülkesisin. Tarım ülkesinde patates, soğan üretirsin. Ürettiğin patatesin kilosu tarlada 10 lira. Bir ton, 10 ton kamyon gelse ne yapar? 10 bin lira eder, bir telefon, 100, 100 bin lira mı? Tabii 100 bin lira eder, bir telefon alıyorsun ancak. Öyleyse benim daha yüksek katma değerli üretimler yapacak gençliğe ihtiyacım var. Ve bu gençlik değerinden kopmadan bir ayağı, pergel aforizmasında olduğu gibi yani... Şu e, meşhur pergelimiz. Tabii, pergelin bir ayağı İstanbul'da olsun, Antep'te olsun, Kastamonu'da olsun diğer ayağı, Tokyo'da olsun, New York'ta olsun, Frankfurt'ta olsun kucaklamamız lazım. Bunu söylerken de Müslüman pısırık da olmayacak. Pısırık olmayacak. Kendine güvenecek ama o güveni de altyapısı dolu bir güvenle gerçekleştirecek. Altı boş olan şeyin anlamı yoktur. Son zamanlarda biliyorsunuz modern yönetim biliminde çok şeyler üretildi, tüketildi vizyon, misyon, koordinasyon, delegasyon, otomasyon, <laughs> motivasyon. Bunlar güzel kelimeler. <laughs> Çok iyi. Bunlar cafcaflı vizyon. kelimeler. Vizyon. Şimdi vizyonu önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Bak onu madem soruyorsun. Vizyon misyonla desteklenmelidir. Misyon elin taşın altına konması lazım. Yani diyelim bir fabrikada bir şey CEO, yönetici, patron. Evet. Dedi ki ben şu alana girmek istiyorum kardeşim ve şu alanda da 10 yıl içerisinde dünyada sıralı insanlardan olacağım dedi. Hı hı. Bu muhteşem bir vizyondur. Doğru mu? Doğru. Harika. Fakat eğer şunu gözden ırak ederse e, hı hı. ben bunun için hangi yatırımları yapmalıyım? Hangi insan kaynağını yetiştirmeliyim? Hangi alanda nerede insan getirmeliyimi ihmal ederse o vizyon olmaz. O illüzyon olur altının doldurulması lazım o misyonla. Bütün bir lider ortaya bir vizyon koyar. O vizyonu gerçekleştirecek olan diplomatlardır, bürokratlardır, teknokratlardır, bilim adamlarıdır. O o vizyon, o vizyon çok önemli. Gaye hayal olmazsa zihin eneye döner. Bak bak ne dedim? Gaye hayal. Yani insanın bir bir gayesinin olması lazım. Eğer o olmazsa ...ben, benim etrafımda dönerim, bencil olurum, egoist olurum, Hı? hatta narsist olurum. Başkasının mutlu olmamasından zevk almaya da başlarım. Oysa, gaye hayalim olursa ve onu gerçekleştirmek için elimden geleni de yaparsam, mutlu olurum. İşte, benim ülkem bu haldedir. Bir vizyon ortaya konuyor anında, onun gereği yapılıyor, misyonla dolduruluyor, dolduruluyor. İşte vizyon. Ve, ve e, bir yere geliyor. Bir yere geliyor. Bu ülke, bu ülke hamdolsun çok iyiye doğru gidiyor. Ben ona inananlardan. Ben ona Hı. inananlardan. Yeter ki biz... Hocam çok özür dilerim. Şöyle bir şey oluyor. Mesela siz böyle <laughs> çok güzel konuşuyorsunuz. Doğru da e, bir noktadasınız ama <laughs> özür dilerim. Fakat şu var yani. E, şöyle bir eleştiri de var ya. hani Neden işte... E ee, işte şu halde olduğumuzu <laughs> çok özür dilerim iletmiyorsunuz. Neden ee, biraz daha öz eleştiri yapmıyorsunuz tarzında bir eleştiri de var ya. Esra hangi haldeyiz ve ee, neden Hayır ben dert de, değil bu mesela hani şu anda mesela en çok konuşulan şeylerden bir tanesi ki zaten programın en başından beri siz gerçekten çok uhrevi alandan girip e, güncele temas ederek çok önemli şeyler söylediniz. Fakat eee Galiba şu mu isteniyor yani benim en çok dediğim ya programın başında bir şey olduktan sonra mesela insan ne kadar konuşmalı? Yani ne kadar konuşmalı, Esra, nerede ben durmalı? Sen. Şimdi bak mesela, yere seçimleri geçirdik carizvesi... sen oraya getirmek Hayır, istiyorsun. Hayır ben getirmek istemiyorum hocam ya. Ama... Şunu söyle, şunu söylemek istiyorum. Biz gerçekten hani sarsılmak, bir yere gelmek, öz eleştiri falan filan. Bunların hepsinin yapıldığını düşünüyorum ama burada kalmanın bir de galiba konforu var ki buradan bir çıkamıyoruz. Öyle değil mi? Yanlış mıyım bilmiyorum. Ben bir yere getirmek istemiyorum hocam. Bak bak güzel kardeşim. Getirdim mi yoksa ya? Güzel, güzel kardeşim. Mi? Şimdi ben bir şeylerden bahsediyorum. Ben diyorum ki bir kendimizi bilgi çağı diyoruz değil mi? Bu dönemi bilgi çağı diyoruz. Bilgi çağı evet. Yanlış. Bugün artık bilgiye ulaşmak önemli bir sorun bilgi olmaktan çağ. çıkmıştır. Bugün elinizde şu varsa senin Ali de git istediğin soruyu sor sana cevabını verir. ...istediğin soruyu cevabını verir. Vallahi verir. Google'a girer verir. Mesele bu değil artık. Bunu özümseyip... ...süzgeçleyip bunu değer haline... ...getirecek insan yapısı... ...benim derdim bu. İnsan, i̇nsan yapısına getirmektir. Hı hı. Kısır tartışmalar... ...beni açmıyor. Bilmiyorum. Kısır tartışmalar... ...beni açmıyor. Ha Şimdi e, e, efendim... E, ...peki bunu nasıl gerçekleştirecek? Yani ekonomik gelişmeyi... Bilgiyle nasıl harmanlayacağız? Onu sor bana. Bak orada da dört tane şey sayarım. Bir insan sermayesini oluşturma, bilgiyle insan sermayesini oluşturma. Bu öğretim ile olur. Milli eğitimimizin bir talim terbiye kurulu var mı? Hı hı. Talim nedir? Öğretimdir. Terbiye nedir? Eğitimdir. Peki 1926 yılında kurulmuş olan <laughs> talim ve terbiye kurulunu o günden bugüne, yüz yıldan bu yana e, darbe dönemleri oldu, koalisyon dönemleri oldu, tek parti dönemleri oldu, oldu, oldu. Hiçbirisi değiştirmedi. Değiştirmeye tevessül de etmediler. Değiştirilmesin de zaten. Fakat altı doldurulsun. Talim, öğrenme. Öğrenmeyi her şekilde yaparsın. Ama terbiyenin içerisinde, eğitimin içerisinde o yetişecek çocuğun ulvinin e, bir büyüğüne saygılı olması var. Hı. Küçüğüne sevgili olması var. Bunlardan bahsediyor. Vatanını sevmesi var. Memleketini sevmesi var. Bayrağına sevdalı olması var. Yahu kırmızı ışıkta geçmemesi var. Bunun yediği elmanın portakalın kabuğunu yere atmaması var. Yeri hayvanları sevmesi var. Çiçekleri sevmesi var var var. Yani insan olması var. He? insan olması var. Bizim öğretimle terbiyeyi öğretim her zaman gerçekleşebilir. Ama bu ekonomik bilginin ekonomik değerinin oluşabilmesi için sadece öğretim yetmez. Bilginin tabanlarını kurma da olmalıdır. O da neyle olur? Arge olur. Arge ile olur. Bu sıkıcı kavramdır bunu biliyorum. Ama bizim buna ihtiyacımız var. Bizim bunları konuşmamız lazım. Beni buraya çağırdıysanız ben bunları konuşurum. Güzel kardeşim. Peki tabii Ve ki hocam ben... bunda bir sıkıntı he, yok. Ha, Artı sonra Siz beni galiba yanlış mı anladınız? Yok anlamadım. Ha. Bilgiyi yaygınlaştırma var. <laughs> Bilgiyi yaygınlaştırma var. O da o da yine iletişim. Ha, ben şu an öğrenciyim ya, o yüzden. Evet. İletişim ile olur. Tamam. Peki iletişim nedir? İletişim Hı. bana sorsanız ve deseniz ki hocam sor bana ya de ki dünyanın en önemli problemi nedir? Ben söyleyeyim. Sor. <laughs> şu anda mı söyleyeyim? Ben yani sor. Hocam dünyanın en iyi En önemli. Problem. Neydi? Esra'ya göre <laughs> nedir? Bana göre insanlar kötü. Ee, Hocam kötülük. Bunu konuşalım. Bana göre öyle değil. Bana göre öyle. Niye? Çünkü her insan İslam fıtratı üzerine doğar. İslam fıtratı üzerine doğan bebek doğduktan sonraki doğru, e, günahsızdır. Hı, tamam. Sonra biz onları öyle bir eğitimden geçiririz ki gangster yaparız. Tamam işte. Ha, şimdi Orayı o zaman terbiyeye tabii. geldi bak bak. Terbiyeye geldi. Yakından bahsediyor. Şimdi sen Ulvin'in üstünde titriyorsun değil mi? Ben de yavruların üstüne. Bence titriyorum. yani onu engelleyemiyorum ama fazla. Ondan kurtulmam lazım. Titriyorsun. Işte. Hepimiz titreriz. Bir yavrumuzun saçının teli için her şeyi yaparız. Ama bütün çocuklarımız da bizim yavrularımızdır. Bak şimdi. Sen dedin ki dünyanın en büyük problemi e, insanlar kötü. Bana göre dünyanın en en önemli problemi eğitim de değil hatta. İletişimsizliktir. İşte o kötülükten hocam sadır olan. Tam tersi. Tam Kötülüğü de oluşturuyorsak eğer iletişimle oluşturuyoruz. Adam gibi iletişim kurarsan. Evet. Bak şimdi bir örnek vereyim. İnsan susarak da çok büyük kötülük yapabilir. Evet buyurun Bak bir ailede anne ile baba arasında, baba ile çocuklar arasında, çocuklar kendi aralarında diyalog kopukluğu varsa o ailede huzur olur mu? Olur mu? Olmaz. Olmaz. Bir işletmede iş görenle iş veren arasında, iş görenler kendi aralarında diyalog kopukluğu varsa verim olur mu? Olmaz. Güzel kardeşim, bugün artık iletişim de bit bir yönetişim var yönetişim birlikte birlikte istişare etmek bizim ecdadımız hiçbir şeyin ifradına ve tefridine müsaade etmemiştir bir tek şeyin ifradına müsaade vardır müfritane irtibat hı hı. yani ifrat derecesinde iletişim buna müsaade edilmiştir istişare buna müsaade edilmiştir bu vardır. Yoksa ben senin söylediğin o insanlar kötüdür. Bu e, Hristiyanlık düşüncesinde o vardır. Yani çocuk doğduğunda günahkardır. Onun için vaftiz yapılırlar. Hayır bundan bahsetmiyorum hocam. Ha. E, sonradan sonradan <laughs> biz kötüleştiriyoruz. Hocam bundan bahsetmiyorum. Doğru. Peki o zaman böyle bir sorun varsa böyle bir algı varsa insanların kötü olan insanların iyileştirmesi için ne yapabiliriz tamam sorunu ortaya koydum İnsanlar kötüdür hipotez hı hı. E, çözüm bu insanları iyileştirmemiz lazım nasıl yapacağız gel onu konuşalım gel onu konuşalım o işte o talim terbiyenin talim kısmı değil bir çocuk çok iyi bir atom mühendisi olabilir çok iyi ama asosyal. Ama vatan, bayrak, millet, devlet kavramı yok. Ne işe yaradı hocam? Eksik kaldı. Oysa arzulanan şey bir uçağın uçabilmesi için iki kanada ihtiyaç var. Bir kuşun uçabilmesi için iki kanada ihtiyaç var. Sadece o adamın beşeri bilimlerde çok iyi olması meseleyi çözmüyor eğitim kısmı yani terbiye kısmı işin o boyutuyla ilgilidir. Hı hı. Yoksa bugün bilgi, bilgi insanlık tarihinden beri Esra Hanım hı hı. 1700 yılında ancak ikiye katlandı. insanın binlerce yıllık biriktirdiği bilgi birikimi yavaş 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 yavaş, yavaş geldi. 1700 küsür yılında ancak ikiye katlandı. 1950'li yıllarda 70'li yıla kadar 50 yılda bir katlamaya başladı. Bugün hocam iki ayda bir bilgi kendini katlıyor. Bizim bu kötü insanlar dediğimiz insanları nasıl bir şeyle donatmalıyız ki? Hangi mefkureyle? Mefkürenin altını çizerek söylüyorum. Çok önemli. Çünkü bilgi ayrı, mefküre ayrı. Doğru. Mefküresiz bilgi, hocam insanı zillete götürür. İnkara da götürür. Bu doğru değildir. Mefküresini çocuklarımıza vermemiz lazım. O vizyonu o vizyon bizde var. Vallahi var bak. Beni lütfen iyi anlayın. Binlerce gencin içerisindeyim. O vizyon çocuklarımızın içinde Aşağı. var. İş ki onu e, o toprağı kazıyıp çıkartalım. O koru ortaya çıkartabilen bunu sakın hamasi bir düşünce olarak düşünmeyin. Eğer bunu zaten kabul etmezsek ört ki ölem. ört ki ölem. Bu, bu, ben bunu kabul etmiyorum. Bu toprakların insanları iyidir. İyidir. Bu toprakların insanlarını kanalize ettiğim zaman yönü. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Fırat Nehri bizim orada köy, bizim köyün içinden geçer. Hı hı. Fırat Nehri her yıl benim çocukluğumda onlarca onlarca çok abartılı oldu. Her sene sel olur. Tarlanızı alır götürür, yuvanızı dağıtır, evinizi basar, canları alır götürür. Benim büyük amcam da öyle gitmiştir. Evet. Suriye'ye pasaportsuz geçmiştir, daha da gelmemiştir. Bu oldu gitti. Her sene bu olurdu. Ama o deli Fırat'a insan oğlunun beyni gem vurdu. Bugün baktığın zaman eğitilmiş insan gibi elektrik oluyor, fabrikanızı çalıştırıyor evinizi aydınlatıyor. Tarlanızda ürününüze ürün katıyor. Bizim özellikle biz hocalar üzerine düşen görev gençlerimize bu mefkûreyi vermektir. Sorumlu olduğum üniversitemde de ki 40'a yakın Türk devlet ve akraba topluluğundan öğrencim var. 16 bin öğrencim, pırıl pırıl çocuklarım var Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin göz bebeğidir. Türk Türk dünyasının ortak bir üniversitesidir. Orada da her çocuğumla teker teker de yaptığım konuşmada Ahmet Yesevi'nin bağrındasınız. Hı hı. Onun mefkuresiyle bir ayağınız onun bağrında olacak bir ayağınız dünyanın diğer çevrelerini olacaktır. Ha şimdi o mefküre verildiği zaman bu zor bir şeydir. Biz zordan kaçıyoruz. 20 yıl emek vermemiz lazım. 20 yıl bu insanların kötü olmaması için 20 yıl emek vermemiz lazım. Ama eğitim sistemlerimiz de değişti artık. Eskiden diz dize göz göze eğitim vardı. Bugün artık öyle bir hal aldı ki bu e, online, zoom vesaire O hiçbir zaman onun yerini tutmayacak. Çünkü bir hocanın bazen duruşu bile, bakışı bile seni eğitmeye yeter. Hani var ya eskilerde otururlarmış yarım saat, bir saat, bir buçuk saat hiçbir şey konuşmadan kalkar giderken ne güzel sohbet ettik değil mi derlermiş. Buna ilmi sukut denir. İlmi sukut. Ben e, eğitimi gerek yüksek gerek orta, gerek ilk hatta ana. Hı hı. Orada hata yaptıysak eğer bu dediğiniz doğrudur. Hatamız var mı? Olabilir. Bu dediğiniz o zaman doğrudur. İnsanlar özünde kötü değildir. Hiçbir Hı. insan özünde kötü değildir. Evet Biz onları kötüleştiririz. Evet hocam. Yo bu söylediklerim sizinkinden ari değil. Doğru. Ee, hocam önemli bir şey, önemli bir haber. Bilmiyorum başka hangi programda konuştunuz? İlk defa ilk kez konuşacak olduğunuz olacağınız program bu programları ama önemli bir haberimiz var dedik ya biraz önce söyledik. Üretmek yerli ve milli. Evet. Ya evet. böyle bir kaleminiz. Aslında e, siz fikir babası. Biz bir yok ben değil. Bir grup, bir hmm. grup fikir babasıydı. Sonra onu birileri ürettiler. Güzel de bir şey çıktı ortaya. Aslında olay şu. Yazı yazma, kalem, kağıt Allah'ın insanoğluna bahşettiği en önemli Muhteşem. nesnelerdir. Çok en önemli. Eğer öyle olmasaydı zaten Cenab-ı Allah, çevirerek, çevirerek, hı hı. çevirerek. <laughs> ee, eğer öyle olmasaydı. Öyle yapıyordum hocam zaten, şöyle, ha. şu şekilde. Çok mu sıkmışsın. Hayır, siz çok çevirmişsiniz, ben geri çeviriyorum. Doğru, tamam. Ee, eğer öyle olmasaydı, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz çok fazla nesneden bahsedilmez ama kalem adına sure indirilmiştir. Evet. Kalem suresi. Kalem suresi. Ona an edilmiştir, and içilmiştir. Kalem o kalem. kadar önemli ki. Niye? Yaratılmışların evvelidir çünkü. Yaratılmışların Hı. evvelidir. Önce kalem yaratıldı. Çünkü levh-i mahfuz. Elbette bu, bu kalemden bahsetmiyoruz. Bir bir e, fiil olarak ondan bahsediyoruz. Doğru. Önce kalem yaratıldı. Ondan sonra fiiller yaratıldı ve kalem bize geçmişten bugüne e, mefkureleri, düşünceleri, güzellikleri, belki belki bir hakimin verdiği kararı, belki bir sevgilinin sevgilisine yazdığı aşkı bugüne kadar getiren önemli bir nesnedir. Birçok badireden geçmiştir. Doğrudur. Ee, İstanbul, Napolyon'un sözüyle der ki, dünya eğer bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Böyle bir yerde, Böyle bir yerde, böyle bir beldede yaşıyoruz. Ve yine bir söz vardır. Kur'an-ı Kerim Mekke ve Medine'de nazil oldu. Hı hı. Mısır'da okundu, Kahire'de yani. İstanbul'da yazıldı denir değil mi? Hı hı. Yani yazı kendini Osmanlı'da sanat halinde buldu. Böyle bir beldenin kendine has elbette bir e, düşünce sistematiği vardı. Ve böyle bir beldenin elbette... Ee, ne oldu? Kalemi çevir diyorlardı. Çevir mi? <laughs> Kalemi. Çeviremedim ya. Ha, tamam peki. <laughs> İzleyicilerimiz. Şimdi bakın Allah rahmet etsin bizim e, iki önceki belediye başkanımız Kadir abi Kadir Topbaş Hı -hı. E, Karacaahmet'te Hattatlar sofası var. Mezarlıkta. Orası metruktu. Hı -hı. Bakımsızdı. Ama orada dünyanın en önemli hattatları yatar. Şeyh Abdullah gibi Aklam-ı Sitte'nin babası orada yatar. Ve orayı e, restore ettirdi. Bir hattat bugün bile meşke başlamadan evvel cuma günü namazdan sonra şeyini açtırır kamış kalemini gider dua eder Şeyh Hamdullah'ın Hattatların şeyhidir o. Evet. Şeyh Hamdullah'ın mezarından birkaç kadar kazar. Oraya gömer. Bir cuma sonra gelir. Onu yine e, bir şekilde çıkartır. Ve artık meşke başladıktan itibaren yazdığı bütün yazıların ilk noktasını onunla koyar. Bir kenara bırakır. Sonra diğer kalemleriyle yazmaya başlar. Hmm. Böyle bir şey de vardır. Şimdi kamış kalem bugün dünyada en güzel hattın yapıldığı, hakkını yiyemeyelim uzak doğuda da hat vardır. Japonya hattı da güzeldir. Ve mesela 1700'lü yıllarda kapalı çarşının etrafında sırf kamış kalem açıcısı 200 kadar esnaftan bahsedilir. Ciddi bir şeydir, ameledir, ciddi bir sektördür yani. Daha sonra ee, kurşun kalem tabii çıktı. Kurşun kalem çok naiftir. Çok. Tıpkı öğretmen gibidir. Kendi mum gibidir. Kendi etrafını aydınlatırken erir ve gider. Etrafa Hı -hı. ışık verirken erir ve gider. Efendim, daha sonra tükenmez kalem çıktı ki Nabi abi bana çok kızıyor Nabi avcı Tükenmez kalemi şahsiyetsiz şahsiyetsizlikle suçladım çünkü. Bir kitabımda da ondan bahsetmiştim. İkinci baskısında onu değiştirdik. Tükenmez kalemi mi? Evet. Çünkü neden? Şunu söyleyeyim. Şu. Tüke evet tükenmez kalem. Adı da şahsiyeti de yoktur. Tükenmez. Birisi, birisine... Ama hocam onun ruhu da şu an incindi. Tamam incindi. Onun için öpeyim özür dileyim de. Fakat bu arkadaşı sevmiyorum. Çünkü bunda vefa yok. Aa. <laughs> Bırakır giderim ben burada bunu. Ama bunu bırakmam. Dolma kalem bırakılmaz. Dolma kalem birisine verilirken de böyle verilir. Kalıp, kapı, şey kapak sende kalır. Niye? Çünkü kaybolmasın diye. Peki bu dolma kadar kalem... kalem varken neden özel kalem vardır? Ha, o, o da çok güzel. Şimdi biliyorsun, şehirlerin, nesnelerin dili vardır. Çok evet. doğru söyledin. Nesnelerin dili vardır. Şeylerin lisanı vardır. Konuşurlar, anlatırlar. Hı hı. Sen Petersburg'a gittin mi hiç? Gitmedim hocam. İnşallah bir gün gidersin. Dostoyevski'nin suç ve cezasını yazdığı beldedir. Hı hı. Rivayet olunur ki aslında öyle bir olay yoktur. Ee, suç ve cezadaki kahraman Raskalnikov şu binada kalmıştır pansiyoner olarak. Burada pansiyoner kaldığı kadını öldürmeye teşebbüs etmiştir, öldürmüştür bıçakla. Yalan içinde yalan. Romanın kendisi aslında bir kurgu. Kurgu. O oda da o bina da bir kurgu. Ama elin oğlu orayı satmış. Aha böyle. Niye? Burada bunlar olmuştu. Pushkin. Pushkin son düelloya gitmeden önce genç yaşta biliyorsunuz bir Fransız yüzbaşı evet. ee, çok sevdiği eşine musallat olur. ...ve onların kültüründe vardır... ...düello'ya davet eder. O düello'ya gitmezden evvel... ...bir kafede bir kahve içmiş. O kahve, kafe... ...şimdi... ...muhteşem bir restoran, lüks bir restoran... randevu ile gidiyor. Randevu ile gidiyorsunuz. Hı. Değil mi? Randevu ile gidiyorsunuz. Ş bu şeylerin dilidir. Buradan... ...belediye başkanlarımıza başta... Sayın Fatma Şahin olmak üzere bizi izliyor. Az önce aradı bizi. Öyle mi? Evet az önce görüştük. Çok selam olsun. Olmak üzere her şehrin e, bu tür yerleri vardır. Bunları açığa çıkarsınlar lütfen. O şehrin yetiştirdiği insanların Doğu blokuna gittiğiniz zaman... ...Rusya coğrafyasına evet. gittiğiniz zaman... ...burada şu şair yaşamıştır der. Oraya bir değer katar. Hele İstanbul gibi bir yer adımınızı attığınız yerde bu hikayeler vardır. Her tarafta. Lütfen bunları ortaya çıkarsınlar şehircilik anlamında. Şimdi neden özel kalem şeyine geldiğimiz zaman aslında şöyle bir şey var. Benim en çok sevdiğim kalem türleri tarihi tarihe şahitlik yapmış kalem türleridir. Şahitlik yapmış. Yani yaşanmışlığı olan kalemlerdir. Mesela Turgut Özal'ın o icraatın içinden, senin yaşın yetmez herhalde onu bilmiyorsun. İcraatın içinden programını yaparken altın kros kalem o. Mesela Bakü Ceyhan Kars, Bakü Tiflis Kars. İpek Demiryolu'nun 3 Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı, o zaman Cumhurbaşkanımız başbakandı imzalandığı kalem ki bendeydi bir ara misafir oldu bende. Hala sizde mi hocam? Dur onun bir çok garip hikayesi var. Hmm. Nabi abiden yürütmüştüm. <laughs> İki yıl bende kaldı. Nabi abi zannediyordu ki benim ona verdiğim kalem o kalemdir. Öyle değildi. Sonra Nabi abiye tekrar o kalemi verdim. Esas sahibine geri gitti o. Önce Binali Bey'e gitti. Binali Bey de Cumhurbaşkanımıza verdi. Esas sahibine gitti. Süper. Onun hikayesi. Mesela onun hikayesi. Yahu ya geçenlerde bir kalem geldi bana, ee, bir maliye bakanımızın, hazine bakanımızın, o dönemde bir e, şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamento Başkanlığında yapan Alman bir bakanın ona hediye ettiği ve birçok önemli kararları imzaladığı kalem. 50'ye yakın böyle kalem var bende. Şimdi bu kalemlerin inşallah yakın zamanda buradan da söylemiş olalım. Ee, yakın zamanda tarihi yazan kalemler adı altında e, hikayeleri e, yazılacak. Hiç yazmayan kalemlerle ilgili bir şey düşündün mü? Onlara acırım ya yazdık. Hiç yazmayan kalem. Ee, Rahmetli Erbakan'ın kalemi var bende. Efendime söyleyeyim. Aziz Sancar Hoca'nın kalemi Nobel şeyiyle yaptığı kalem. Hiç yazmayan kalemden tabii oradaki sorunun altındaki şeyi anlamak için benim kasır fehmim <laughs> e, şey kalır. Burada <laughs> eksik kalır. E, hiç yazmayan kalemler. Evet. Kalem yazmalı. Kalemin secdesi yazıdır çünkü. Kalem ile kağıt birbirine aşıktır. Tıpkı Leyla ile Mecnun gibi, Kerem ile Asli gibi, Ferhat ile Şirin gibi ama bu bahsettiğim aşıklar buluşamadılar. Buluşamadıkları için de mürüvvetler olmadı. Fakat kalem kağıtla her buluştuğunda mürüvveti oldu. Nedir o? Yazı. Yazı. Öyleyse kalem her cismin, her varlığın her e, masivanın secdesi vardır. Hepsinin secdesi vardır. Denizin de kedinin de kendine göre secdesi. kaleminde de secdesi yazılır. Kalem her secdeye kapandığında yazı ve mürüvvet ortaya çıkar. Hı hı. Evet hocam mükemmel gittik. Mükemmel Aram de... vereceğiz. Ha, ara vermek derken şöyle yani program bitiyor. Bitiyor yani siz herhalde hı. devam edelim istiyorsunuz. O hı, da olur. Yok. Yok hani evet. kalem yazmak yok. istiyorsa kağıt yok. neylesin? Yok, yok estağfurullah estağ, estağfurullah. Ama ama şu var ki gerçekten gençlerimize her gittiğim yere bir dolma kalemle gidiyorum aslında. Çok güzel. Ama pahalı ya, pahalı yani biraz ucuzlatsınlar şunu da. şey kalemler de var, ucuz kalemler de var. Her gencimizin bir dolma kalemi olsun. Hı hı. Çünkü biraz önce arz ettiğim gibi gerçekten biz artık çok hızlandık. Çok hızlandık. Her şeyi çok hızlı yaşıyoruz biraz Kremiz. yavaşlamamız lazım, biraz yavaşlamamız lazım. Ee, Doğan hı. hızlanın bir sözü var diyor ki ben diyor ben tamam o da bunları kullanıyor ama hala diyor dolma kalemimi çıkartırım defterlerimi ayarlarım o da ayrı bir keyiftir aslında yani yazı yazmak bir de güzel yazı çünkü insan ne yaparsa yapsın hı hı. Esra Hanım hı hı. üç şeyden geçmesi lazım yaptığı şeyin Güzel bir akıldan yani aklı selim değil mi? Evet. Yetmez. Akılla kalp arkadaştırlar. Hı. Kalpten güzel bir kalpten geçmesi lazım. Buna da kalbi selim denir. O da yetmez. Hele yazı için hı hı. yazı için aklı selimden geçti. Kalbi selimden geldi. Deftere geçerken de zevki selimle geçmesi lazım. Yazısı çok güzel olanlar var. Mesela Cumhurbaşkanımızın yazısı muhteşem. Çok. Güzel. İbrahim evet. Kalınbey'in yazısı çok güzel. Çok güzel. Benim yazım nasıl hocam? Nabi Abi'nin yazısı çok güzel. Daha da güzel olabilir. Çok Sanki güzel. hocam şey biraz uykulu. He şey evet şeyi uyutmuşsun. Şey biraz uykulu. <laughs> Ama e, şey yazmışsın. Yani özensiz yazmışsın. Hmm. Özenli yazdığın zaman yavaş yazıyorsun. Dolma kalemle yazarsan, mecburen yavaş yazıyorsun ve özenle. Hızlı yaz. ve çok güzel yazan kim Türkiye'de? Nabi şey, Nabi abi çok güzel yazar ve bir de İbrahim Bey çok güzel yazar. Hızlı Hı. ve güzel yazar. O ayrı bir melekedir. Sadece sizin anladığınız ama çok anlaşılmaz yazan kim? He. Üç saniyeniz var. Benim anladığım. Sadece benim sizin yazım. anladığınız haberimiz. Benim yazım. <laughs> çok iyi. Doktorların yazısı. Yazı yazı güzel bir şeydir. Yazıyı lütfen. Ee, dolma kalem seven insanlardan zarar gelmez Esra Hanım. Hı, hocam tükenmez kalemi de buradan lütfen kendisine. Ya şöyle bu, tükenmez kelime, bu, bu şunun gibi geliyor bana. Zaman, Bak, bunu attınız. Hı. Ya bu da böyle geliyor bana. Aa. Ama dolma kalem ipek mendil gibidir. Hocam onun ederi ne yazdığına bağlı bence. Evet doğru bir şey Tamam bu. tamam yani Nabi abi de üz üzülmesin. O bana kızmıştı çok kızmıştı. Bunu da baş tacı ettik. Bugün <laughs> hatırası olarak da aldım. Ama ben dinlediğim şu ana kadar dinlediğim en iyi kalem kutusu kim derlerse mu Muhittin Şimşek Hoca diyeceğim. Estağfurullah Nasıl? yok. Çok güzel kalem severler. Yazmayan söylüyorum. kalemden de e, derken de e, Gazze'li çocuklardan bahsetmiştim hocam. Ay evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadınız geldiniz. Mükemmel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizi kızdırmamışızdır. Yok Estağfurullah. İnşallah sürcüli insan. Estağfurullah. Ne yapmamışızdır? Etmemişiz. <laughs> yok yok. Hayır hayır yani samimi olan her şeyde ne güzel e, sıkıntı olmaz. Hocam sanki bir şey söyleyecektiniz de içinizde kaldı gibi. Onu bir bence bulun çünkü ben sizi anladım. Evet. Böyle bir şey var se tamam. Seyircilerimize bir Gecelerinizi hayır dileyelim Efendime söyleyeyim onların bayramlarını Bayramımız bayram olsun inşallah Yola çıkacak olan dostlarımız varsa Lütfen yavaş gitsinler Hızlı Hı -hı. gitmesinler Hı -hı. Ve e, bayramlarımız artık tatil olarak algılanmasın Ne olur Bayramlarımız bayram olarak algılansın Çünkü yavaş yavaş artık o şeyden kopmaya başladı. Hı -hı. Hepsine saygılarımı sunuyorum sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet edin. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, 24 TV izleyicileri siz de katıldığınız programımıza, güzel mesajlarınızla çok teşekkür ederim. Kim vardı programımızda? Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek hocamızla. Mükemmel. Her iki kalem sohbeti harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa Rabbim nasip ederse efendim. Buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun efendim. İyi de bayramlar inşallah. Bayramımız bayram olsun.